Benim hocamdan herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Uruk ben. Üçüncü ünitemiz insanlar, yerler ve çevre ile devam ediyoruz. Konumuz ülkemizin iklimi ve bitki örtüsü. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar, ülkemizde karasal iklim, Akdeniz iklimi ve Karadeniz iklimi olmak üzere 3 tip iklim görülüyor arkadaşlar. Akdeniz, Karadeniz ve karasal iklim olmak üzere 3 tane iklimimiz var. Ülkemizde arkadaşlar iklim ve bitki örtüsünün çeşitlilik göstermesinde enlem, karasallık, denizellik, bakır, yükselti rüzgarlar ve dağların uzanış doğrultusu etkili olmuştur. Şimdi bunları inceleyelim. Şimdi ekvatordan kutuplara doğru gittiğimiz zaman ortalama sıcaklık düşüyor arkadaşlar. Bunun için ülkemizin güney kısmı, güneyde kalan kısmı, en güneyde olan kısımları kuzeye doğru göre daha sıcaktır. Buna biz enlem etkisi diyoruz. Denizellik, karasallık. Şimdi denizellik, karasallıkta şöyle bir şey var arkadaşlar. Nemin olduğu yerde sıcaklık çok düşmez ve sürekli orada ılıman bir hava vardır. Deniz kıyısında olan bölgelerde nem fazla olduğu için ılıman iklim tipleri görülür. Bu nedenle İzmir'den denizellikten dolayı iklim ılıman, Erzurum karasallıktan dolayı iklim serttir arkadaşlar. Yani İzmir'de denizellikten dolayı iklimin ılıman olduğunu, Erzurum'da karasallıktan dolayı iklimin sert olduğunu söyleyebiliriz. Bakın, bunu matematik konumu anlatırken size söylemiştim arkadaşlar. Ülkemizde, hani ülkemiz ekvatorun kuzeyinde bulunduğu için dağları, güney yamaçları, kuzey yamaçlarına göre daha sıcaktır. Bakı nedir peki? Şimdi dünyanın şekli şöyle eksen ekli olduğu için bir yeri güneşe dönüklüğüne biz ne diyoruz? Bakı diyoruz. Yani hangi tarafı güneşe bakıyor? Ülkemiz kuzey yarımkürede olduğu için dağların güney tarafı kuzey tarafına göre daha sıcaktır. Bu normal. Güney yarımkürede de kuzey tarafı daha sıcak. Bu güneşe dönüklük durumu ile ilgili olduğu için bakı da iklimi etkiliyor. Dağların uzanış doğrultusu bu ülkemizde iklimi en çok etkileyen durumlardan bir tanesi. Tabii dağların denize dik uzandı. Şimdi ben size bunu anlatmak istiyorum ya, dağların denize dik uzandı olayını. Yani herkes bana da ilkokuldayken bana dedi öyle, dağlar denize paralel uzanıyor. Lan ne diyor, paralel uzamak nedir? Şimdi ben size şu hareketi üstüne kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Bak şimdi buradaki dağlar şöyle uzanıyor arkadaşlar, tamam mı? Bak şöyle uzanıyor. Parça parça işte böyle uzanıyor, tamam mı? Şimdi böyle denize paralel, bak şöyle paralel, tamam mı? Denize paralel olduğu için birbirine paralel. Peki bunun etkisi ne arkadaşlar? Dağlar denize paralel uzandığı için bu denizdeki ılıman hava sadece kıyıyla sınırlı kalıyor. Yani iç kesimlere doğru ılıman iklim sokulamıyor arkadaşlar. Dolayısıyla Karadeniz ikliminin kıyıyla sınırlı kalmasının temel nedeni dağların denize paralel uzanması. Bu nem geliyor, şu dağlara çarpıp ne yapıyor? Geri dönüyor. Ege'de dik uzanıyor. Bak Ege'de şöyle uzanıyor deniz. Şey, dağlar denize. Bak şu şekilde dik. İşte biz buna dik uzanma diyoruz arkadaşlar. Dağ düşünün. Buradaki ılıman hava bu içlerden, dağların arasından içeriye doğru sokuluyor. Onun için Akdeniz ikliminin yayılma alanı burada geniş. Akdeniz bölgesinde de dağlar denize yine paralel uzanıyor. Hava geliyor, buraya çarpıyor ve geri dönüyor. Yani bu Akdeniz iklimi yine kıyı kesimlerle sınırlı kalıyor, iç kesimlere doğru sokulamıyor. Bu durum Akdeniz ve Karadeniz ikliminin, yani dağların denize uzanış doğrultusu, hem Akdeniz ikliminin hem Karadeniz ikliminin Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde iç kesimlere sokulamamasına yol açıyor. O denizlerdeki o nem iç kesimlere doğru sokulamayınca kıyıda ılıman iklim, iç kesimlerde karasal iklim görülüyor. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Yükselti. Mesela yükselti arttıkça sıcaklık değerleri düşüyor. Onun için ülkemizde ortalama sıcaklık, o ortalama yükselti batıdan doğuya doğru arttığı için ortalama sıcaklık da batıdan doğuya doğru artıyor arkadaşlar. Pardon, düşüyor. Çünkü sıcaklık arttıkça, pardon, yükselti arttıkça sıcaklık düşer. 2000 metreye düştün -2, 3000 metreye -10, bu tarz yükselti batıdan doğuya doğru arttığı için sıcaklık da batıdan doğuya doğru ortalama olarak azalıyor, yani düşüyor arkadaşlar. Rüzgarlar ülkemiz kuzey yarımkürede bulunduğu için kutuplardan esen rüzgarlar sıcaklığı düşürürken ekvatordan esen rüzgarlar sıcaklığı arttırmaktadır arkadaşlar. Bu kutuplardan, mesela biz kuzey yarımkürede olduğumuz için kuzeyden, yani kutuplardan esen rüzgarlar otomatikman ne yapıyor? Sıcaklığı düşürüyor. Diğer taraftan güneyimizde olan ekvatordan gelen rüzgarlar ekvator sıcak olduğu için sıcaklığı ne yapıyor arkadaşlar? Arttırıyor. Ülkemizde dağların uzanış doğrultusu, yeryüzü şekillerinin çeşitlilik göstermesi,
ılıman kuşak değeri olması, üç tarafın denizlere çevrili olması sonucunda farklı iklim tipleri görülmekte arkadaşlar. Daha önce bahsettiğim gibi bu etmenlerde. Şimdi bu iklimlere bakalım. Arkadaşlar daha demin bahsettim. Dağlar denize paralel uzanma durumu. Şurada Karadeniz iklimi turuncuyla. Sarıyla gösterdiğimiz yerlerde Marmara'nın güneyinde, Ege'de, Akdeniz'de Akdeniz iklimi. Ülkemizin iç kesimlerinde ve orta Marmara'da karasal iklim görülüyor. Şimdi karasal iklimle başlamadan önce ülkemizde iklimin dağılışı üzerinde etkili olan en önemli faktörün yeryüzü şekilleri olduğunu bilelim. Şimdi iklimin tanımına geçelim arkadaşlar. İklimle hava durumu arasındaki farkı bilirsiniz ama birazdan bahsedeyim yine. Bir yerde uzun bir süre boyunca gözlemlenen sıcaklık, nem, hava basıncı, rüzgar, yağış, yağış şekli gibi hava olaylarının ortalamasına, ortalama durumuna iklim diyoruz. Buradaki anahtar kelime şu, uzun bir süre. Yarın Malatya'da yağmur yağacak, hava durumu. Malatya yaz aylarında sıcak ve kuraktır iklim. Bak çünkü artık yaz aylarında sıcak ve kurak olduğunu biliyorsun. Ya şimdi yarın yağmur yağması yarına özgü kısa bir süreli bak. Kısa süreli meydana gelen hava olaylarına hava durumu. Bir yerde uzun süreki ortalama hava durumuna iklim adını veriyoruz arkadaşlar. Bak uzun süreli olacak. Yıllar yıllar boyunca ne diyoruz? Akdeniz yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır iklim. Akdeniz bölgesinde bulunan Antalya'da yarın kar yağışı bekliyor. Kar yağmazdı. Yarın yağmur yağması bekleniyor. Hava durumu. Yarın yağmur yağdı. Hava durumu. Dün kar yağdı. Hava durumu. Dün başımıza taş yağdı. Hava durumu. Ama karasal iklimde yazları sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Bu iklim arkadaşlar. Çünkü artık o oturmuş. Karasal iklime bakalım arkadaşlar. Karasal iklim yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Doğa bitki örtüsü ilkbahar yağışlarıyla yeşerip yaz kuraklığıyla sararan bozkırdır. En fazla yağış ilkbaharda görülür. Ülkemizde yayılma alanı en geniş iklim tipidir arkadaşlar. Karasal iklimin doğal bitki örtüsü bozkırdır. Bu hani küçük sarı otlar olur ya. Onları koyunlar yer. Koyunlar yediği için de burada aslında büyük küçük baş hayvancının geliştiğini söyleyebiliriz. Karasal iklim arkadaşlar bozkır. Unutmayın doğal bitki örtüsüdür. Karasal iklimin ülkemizde en fazla yayılma alanı olan iklim türüdür. Akdeniz iklimi yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı. Bu yağışlar kar şeklinde olmaz. Genelde yağmur şeklinde olur. Çünkü sıcaklık Akdeniz ikliminin olduğu yerlerde genelde 0 derecenin altına düşmez. Don olayı çok görülmez. Doğal bitki örtüsü arkadaşlar. Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüsü kısa boylu çalılıklardan oluşan makilerdir. Bunu unutmayın lütfen. Yağışlar daha çok kış mevsiminde görülür ve yağmur şeklindedir. Yaz sıcaklığından dolayı turizm. Kışlar ılık geçtiğinden dolayı da arkadaşlar seracılık faaliyeti. Hani seracılık şudur arkadaşlar, bu tarlaların üstünü naylonla kapatılıp içeride domates, mumates, tarım ürünü yetiştirme faaliyetine biz seracılık diyoruz. Kışlara ılık geçtiği için burada seracılık faaliyeti rahat bir şekilde yapılabiliyor sevgili arkadaşlar. Karadeniz iklimine bakalım. Karadeniz iklimi arkadaşlar şu turuncuyla belirtilen alanda görülüyor. Her mevsim yağış alır, yazları serin, kışları ılık geçer. Doğal bitki örtüsü sürekli yağış aldığı için ormandır arkadaşlar. En çok yağışı sonbahar mevsiminde alır. Daha çok Karadeniz kıyılarında görülür. Burada doğal bitki örtüsü orman her mevsim yağıştır arkadaşlar. Bu iklimin nelere etkilediğini sonraki ünitelerde göreceğiz zaten. Tabii iklim insan yaşantısını farklı alanlarda etkiliyor. Bunları göreceğiz diğer konuda. Kısacası karasal iklim, Karadeniz iklim ve Akdeniz olmak üzere 3 iklim tipimiz var. Üçünün de yağış ve sıcaklık durumu birbirinden farklı. Üçünün de doğal bitki örtüsü birbirinden farklıdır arkadaşlar. Evet, umarım anlamışsınızdır. Ben biraz hızlı anlattığımı farkındayım arkadaşlar. Ben genelde hızlı anlatırım çünkü ben karşımdaki öğrencilere zeki muamelesi yaparım. Ki zekisiniz de siz. Umarım anlıyorsunuzdur. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.